dördüncü, beşinci, dokuzuncu, onuncu ve on birinci maddeleri komisyon raporları doğrultusunda ertelemelerine ait kararlardır. Bunu topluca oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Konuyla ilgili olarak sürecin devam ettiği ve mezkur mahkemenin vereceği karar doğrultusunda işlem tespit edilmesi için bahse konu plan tarihatının gündemden çıkarılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Size sunuyorum maddeyi, kabul edenler kabul edilmiştir. Hükümetini oluşturmak adına Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı da göz önünde bulundurularak genel otopark alanı fonksiyonuna dönüşen parsele bina kitlesinin işlendiği, yapılaşma koşullarının ise yapılan en çok 10 metre yükseklik olarak önerilen imar plan değişikliğinin onaylanmasına uygun olacağı mütalaa edilmiştir. Ücüz Bey merkezde otopark ihtiyacı olduğundan dolayı orada belediyemize ait bir parsel vardı. Onun için yok, komple katlı olacak. Komple katlı olacak. Evet, madde hakkında başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Söz konusu tadilat talebiyle ilgili olarak bölgenin gelişme potansiyeli de göz önüne alınarak bina kitlelerinin imar planında işlenmeden ve herhangi bir yoğunluk artışı ve kat artışı yapılmadan yapılaşma koşullarının emsal bir yeri onlara doğru geldi. Zemin 0.20'den 0.30'a çıkaracağız. Kat sabit kalacak. Emsal sabit. Evet. Evet, madde hakkında başka söz almak isteyen arkadaşımız var. Maddeye uygun sözü kabul edenler kabul edilmiştir. Aykırı teşkil edeceği hususları göz önünde bulundurulduğunda hazırlatılan plan tadilat talebinin reddedilmesi gerektiği kanaati asıl olmuştur. Evet. İki evde var. Çevre yolunun kenarında önceden gelen bir yer var. Var oralar. Evet. O parsellerden biriydi. Emsali sığdıramıyoruz dediler. Bize başvurdular. Biz komisyonda. Evet. Maddeye oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. 368 metrekare ile aynı büyüklükteki 4968 adabatısında bulunan park alanı ile trampa yapılması, 1/5000 ölçekli nazım imar planında kabul edilen ve 22 metrelik imar yolunun devamlılığını sağlayan yolun eklenmesini içeren ve cami alanı yapılaşma koşullarının plan paftasının olduğu gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. 138-600 sayı binasında belirtilmiş olan İlçemiz Molla Kasım Mahallesi'nde 3402 sayılı kadastro kanunun 22 Taksim A maddesi kapsamında güncelleme işlemleriyle ilgili yeniden kadastro çalışması yapılacağından 3402 sayılı kadastro kanunun geçtiğimiz 8. maddesiyle yapılacak olan bahseden bakmalarımız var mı? Maddeye oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Gündemin 17. maddesi değerli meclis üyeleri, gündem maddelerimiz bitmiştir. Mart ayı toplantımızı 5/3/2019 tarihinde Salı günü saat 14'de yapmak üzere Şubat ayı toplantımızın kapatılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Sayın başkanım.